Bu ülkenin önünde o kadar büyük rekabet edeceği, özellikle dışarının kumpasıyla kurulmuş olan tepeler, o kadar çok setreler var ki, onu aşabilmek için devlet de elini bu taşın altına koyması lazım. Onlar da bu tümseyi, bu tepeyi aşmak için tepeye dayanacak olan merdivene basamak çakmak zorundalar. Kim çakacak bu basamağı? İşte dün ilk can suyunu verdiğimiz finans kuruluşları çakacak. Üreticinin sırtındaki, mazottaki, gübredeki, akaryakıttaki vergi yükü alınacak ki biz dışarıdaki üreticilerle rekabet edebilelim. Sırtımızdaki yükle güreş tutamayız. Bunu kim yapacak? Bunu devlet yapacak. Çiftçi üretiyor, ya gecesini gündüzüne katıyor, üretici çalışıyor. Finansmana ulaşamıyor. Maliyetler yüksek. Dün ilk can suyunu biz verdiğimiz finans kuruluşları sporu finanse edeceğine tarımı finanse etmeli, tarımı. Hollanda'daki vatandaş birim alandan daha çok verim alıyorsa tohumunu üniversite yetiştirdiği için alıyor. Ya siz arkadaşlar tohumu üniversite mi yetiştirecek yoksa çiftçiler mi yetiştirecek? Çiftçiler zaten akşamın köründe, ayazında evine döner. Sabahın, şafağın erken saatlerinde araziye çıkar. Onların gece gündüz çalışır onlar. Tohumu siz getireceksiniz. Tohumu siz yetiştireceksiniz. Taşın altına siz de elinizi koyacaksınız. Her şeyi çiftçiden beklemeyeceksiniz. Ben bu salona soruyorum. 5 yıldızlı otelde kaç kişi tatil yaptı arkadaşlar? Tatil yapan var mı? O çalışarak kazanıyor, biz çalışarak kaybediyoruz. Bizim çiftçimiz çalışarak kaybediyor. Biz Hollandalı çiftçiden daha az çalışıyor değiliz. İşte bunun çözümünün yolu, Hollandalı çiftçinin işi niye çözülmüş biliyor musunuz? Hollandalı'nın üreteceği tohumu Hollanda'nın üniversiteleri yapmış. Orada ürettikleri ürünü dışarıya ihraç edecek kuruluşlar desteklenmiş. Başka ne olmuş? O üretilen ürünün sanayisini de Hollanda desteklemiş. Dev tarımsal sanayiler kurmuşlar. Ürünü katma değerli hale getirmişler. Sonra ne yapmışlar? O ürünleri markalamışlar, dünyanın dört bir yanına satmışlar. Bunu Hollanda'daki Cruyff yapmıyor. Bunu devlet yapıyor. Devlet, oranın devleti yapıyor. Devlet çiftçisinin yanında yerini alıyor, çiftçi de gereğini yapıyor. Biz arkadaşlar artık devleti yanımızda görmek istiyoruz. Bir yanda 8.000 hektar arazi var. 1.100.000 hektar kopun sulanacağı alan var, 500.000 hektarda kapın sulayacağı alan var. Yani biz denizlerdeki balıkları bırakmışız, akvaryumdaki süs balığından bahsediyoruz. Süs balığı kimseyi doyurmaz. Akvaryumdaki süs balığıyla bu ülke mesafe almaz. Arkadaşlar sinerjimizi, odak noktamızı dağıtmayalım. Eğer baraj yapılacaksa şu anda mevcut barajları, yapılanları bir an önce bitirelim. Şimdi yeni bir şura daha toplanacak. İzmir Ekim ayında Allah nasip ederse Türkiye'deki tarım şurasına ev sahipliği yapacak. Ben buradan ilgililere sesleniyorum. Arkadaşlar
Hastayı dinleyin. Orada eğer o tarım şurası başarılı olacaksa, oradan bir netice çıkacaksa, bu işin hastası hasta olan çiftçidir. Çiftçinin neresi ağlıyor, ağrıyor dinleyeceksiniz. Yoksa çiftçinin hastalığını dinlemeden, onun falan yeri ağrıyor diyerek yapılacak reçetelerin hepsi sadece zevahiri kurtarmak içindir. Asla kurtaramazsınız. Antakya'nın Kudüs için ne kadar ehemmiyeti yüksekse, Türkiye'deki tarımın kalesi olma noktasında da Konya'nın ehemmiyeti o kadar yüksektir. Hep beraber kollayalım, gaza gelmeyelim, burayla ilgili hesabı olanların ekmeğine yağ sürmeyelim. Konya Şeker yoluna devam ediyor. Konya Şeker güçleniyor. Konya Şeker büyümeye devam ediyor. Daha da çok büyüyecek. İnşallah, inşallah. Burayla daha yeni tarihler yazacağız. Bizim soframızda, bizim raflarımızda yerini alan ithal ürünlerin de tamamını yine Konya Şeker'le beraber hep birlikte yok edeceğiz. Ben Cumhurbaşkanımıza müteşekkirim. Önce onu söyleyeyim. Niye? Niyeyi söyleyeyim. Türkiye'de nişasta bazlı şekerlerin üretiminin kotası %10. Ne oldu? %5'e indirdik mi? İndirdi. Sonra 2,5'a indirdi mi? İndirdi. Bunu kim yapar? Bir baba yiğit yapar. Onun için Cumhurbaşkanımıza müteşekkirim. Allah razı olsun. Akaryakıt istasyona gelen müşteriye sen üye misin diye sorulur mu? Parası varsa mazotunu alır gider. Üye olmazsa veremiyordu. İşte üye dışına da mal satabilecek. Üyesine tarımda kullandığı ürünleri satabiliyor, tarım dışı ürünleri satamıyordu. Tarım dışı ürünleri de satabilecek kooperatifler. Yani tarım yasasında bir değişiklik yaptı. Bunun için de çok teşekkür ediyorum.